Haftadaki yarışmacımız tarz bunalımı yaşadığı bir hafta geçirdi. Üstelik bu gece hedefte olabileceği bir gala gecesi. İyi bir performansa ihtiyacı var ve iddialı bir tercihle geliyor. Alkışlarınızla karşınızda Zeynep. Jüri ne diyecek? Bakalım. Hazır mısın? Hazırım. Bol teşekkürler. Şans. Evet, bayıldığımız bir karakter Betty Boop. Sizinle başlıyoruz efendim. Buyurun. Benle mi başlıyorsunuz? Evet. Ya ben derken şimdi siz çoğulunu kullandım ama nasıl arzu ederseniz. Ben yani. Allah. Peki hadi ben bir şey söyleyeyim mi? Oradakinden daha çizgi film olmuşsunuz ya. Ben onu gerçek siz, o bu da çizgi karakter zannettim. Çok başarılı. Kaşlar orijinal mi, boyadılar mı? Nedir öyle ya? Boya. Vallahi. Komple boya. Şuradan geçen gün ödüm koptu bir an yani ama olsun. Var mı eklemek istediğin bir şey? Gerçekten çok şirin bir Betty Boo olmuşsun. Ben de makyajını beğendim. Olduğundan çok farklı olmuşsun. Bu büyük bir cesaret. O yüzden biz birlikte sana... Bir veriyoruz. Bir, yok, bir çok veriyoruz. Bir vermiyoruz. Elbisende ciddi potlar var. Onu söylemek istiyorum. Gene biraz da seni Betty Boo'ya göre biraz fazla fanfatel bulduğumu söylemek istiyorum. O yüzden kırdım. Murat'ın niye kırdığını bilmiyorum. Sadece ben de biraz fanfatel buldum. 4 puan. Evet. Teşekkür ediyoruz. Kemal. Tada. 4 puan Kemal Doğulu'dan. Saçların çok kötü olmuş. Yani onu sımsıkı toplayıp buralarından detaylar vermen gerekiyordu. Şu an fazla dağınık ve onunla alakası olmayan bir saç. Onun jilet gibi saçları var. Animasyonunda da... Doğru. Her türlü görselinde de ortadan ayırıp yapıştırman gerekiyordu. Elbisen sorunlu. Bir de sen Betty Boop gibisin zaten. Çok riske girmemişsin. Çok garanti, hiçbir şey yok. Strapless kırmızı bir elbise. Kaşlarını silip üstüne başka kaş çizmişsin. Saçların falan. Çok bayılmadım açıkçası ama 4. Teşekkürler. Teşekkür ediyoruz. Ivana. Ivana. Ben de. 4 puan. Teşekkür ederim. Bir koluna bir aç. Evet. Elbise oturmadı. Onu da zaten böyle likralı elbise yapmamalısın. Bir krep kumaşını böyle sık sık oturarak ya aslında bir elbise satendi, yapmalısın. Son dakika değiştirdim. Yani ve ince böyle bir kemer, farkında mısın bilmiyorum, gördün mü? Böyle bir ince bir altın kemer, arkada böyle bir kürdele olmalı. Daha şımarık, daha şey, tarz yaratmak için çok, yani Betty Boop ben demem yani. Şeyin sadece kirpik, alt kirpik olarak kullandın, üst kirpik kullanmalısın. Üstüne biraz daha da fazla böyle gözünü açmak, çünkü Betty Boop'un en özel gözleri, gözlerin şeyin, o büyük gözleri, yuvarlak gözleri, sen o idafe vermedin düşünüyorum. Ama tekrar 4. Teşekkürler. Teşekkür ediyoruz. Urkan. Zeynep, ben Betty Boop bilmem. Buraya bakıyorum. Nedir, ne değildir diye. Herhalde yaşım icabı bilmiyorum.
Şimdi orada 3 tane ayrı kıyafetini gördüm. Sen gitmiş en basitini seçmişsin. O önlüklü bile olsa üstünde en azından kıyafeti büyüten şalım vardı. Ya da arabaya binerken daha güzel bir kıyafet. Ben ama oradan puan falan kırmıyorum. Basite kaçmış olduğunu söylemek için söylüyorum. Hocam normalde hep yani ana teması budur. Yani o ben de onları yeni gördüm. Burada hani hep Betty Boop kırmızı elbise bu kalp formunu giyiyor. Ama bununla basite kaçmış görünüyorsun. Hı-hı. Daha zorlayabilirdin. Bir kostüm partisinde böyle girdiğin zaman ben döner işime devam ederim. Hı-hı. Ama öbür bak şu kıyafet şimdi ne olacak? Böyle değil tabii yani. Şimdi o giyinecek. Bak. Yani böyle gelsen de bakardım o ayrı bir konuda ne oluyor diye. Şimdi evet şu tarz bir kıyafetle çok daha farklı, çok daha ilgi çekici olurdu. Ama benim burada senden puan kıracağım, kırdım. Saçların. Saçları. Bakıyorum bakıyorum bak. Ortadan ayırmış. Ortaya bir sarı toz bile dökebilirdin ki ayrıklığı belli etmek için. Hmm. Tak, tak. Doğru. Özellikle bak alıp buralarını yapıp daha benzeyebilirdin. Ben de onun için 4 veriyorum. 4 puan Urkan Erez'den. Teşekkür ediyoruz. Nurella. Gülçin Ergül. Bir tanecik aşkım. Gün gibi bitiyorum sana. Senden başkası yalan. Tutunmanı hiç bırakma. Ya neredesin ya? Nasıl giyiyorsun o topuklu kapamışları? Anlayamıyorum ki. Düşmeden doğru dürüst yürüyeceksin. Hadi yürü yürü Allah'ım yarabbim yürü. Yürü. Senden hiçbir şey olmaz kardeşim. 4 puan Nurella'dan. Herkes o kadar çok konuştu ki. Yani söylediler. Bana hiçbir şey kalmadı. Hepsinin konuştuğunu tık 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 alıyorum. Pup pup yapıyorum. Pup yapıyorum. Yapıştırıyorum. Betty Boop yapıyorum. Betty yapıyorum. Pup yapıyorum. Ben de Betty Boop yapıyorum. Gerçekten Betty çok pup olmuş. Pup. Boopladı. Nurella boopladı. Evet canım çok kolaya kaçmışsın. Biraz riske girmelisin. Hayat da öyle bir şey zaten. Kolay hiçbir şey yok. Doğru. Kolay olunca işte pup ona göre oluyor. Pup oluyor. Pup oluyor. Ben hep zoru sevdim hayatta. Ve onun için de pup oldum zaten. Evet. Pup her yere yakışıyor. Pup her yere yakışıyor. Oluyor. Evet. Pup oldum abi. Pup. Duruma göre değişiyor bu. Pup abi. Pup oldum. Teşekkür ediyoruz. Seni yerine alıyorum Zeynep'ciğim. Sevgili izleyiciler, 7. haftadayız. Bütün bir gece boyunca jürinin puanları ardından yarışmacı kararları ve gecenin sonunda jüri karşısında kalacak olan iki yarışmacı. Kim gidecek, kim kalacak? İşte bu sorunun cevabını arıyoruz. Bu hafta tarz ile konuşmak isterken sözüyle de mücadele etmek zorunda kalan bir yarışmacımızda sıra. Bakalım neyi tercih etmiş? Gülşah Yılmaz podyumda.